O resmi olarak 85 yaşında ama söylentilere göre belki de daha fazla. Abdoulaye Wade Senegal'in iplerini 11 yıldır elinde bulunduruyor. Anayasa devlet başkanlarının en çok iki defa seçilmesine izin veriyor. Fakat Wade tekrar seçilebilmek için anayasayı değiştirmeye çalışabilir. Bu durum ülkede siyasi hayatın kilitlenmesine yol açtı. Bazı politikacılar başkanın üçüncü defa seçilmek için elinden geleni yapacağını düşünüyor. Diğerleri ise koltuğunu oğlu Kerim'e bırakacağından emin. Başkanın bu amaçla geçtiğimiz Haziran'da sunduğu anayasa değişikliği halkın sokaklara dökülmesine neden oldu. Proje, başkanlık seçimlerinde ilk turun kazanılması için katılım oranının %25'e ulaşmasının yeterli olmasını öneriyordu. Fakat halk ayaklanması Wade'ın projesini geri çekmesine yol açtı. Başkanın geri adımını ise bir zafer olarak yorumlamak imkansız. Çünkü katı rejim, tutuklanan gazeteciler, protestolara getirilen yasaklar ve kötü ekonomik gidişat halkı bezdirmiş durumda. Senegal halkının %70'i geçimini tarımdan sağlıyor. Fakat işlenebilir alanların ülkenin sadece %5'ini oluşturması sektörün büyümesini imkansız kılıyor. İşsizlik ise tavan yapmış durumda. Halkın neredeyse yarısı iş bulamıyor. Diğer yarısı ise açlık sınırının altında yaşıyor. Kamu borcu gayri safi milli hasılanın %22'sine denk. Devlet harcamalarının %32'si dış yardımlardan karşılanıyor. Bu kötü gidişat Wade'ın başkanlık döneminin ikinci bölümüne damgasını vurdu. Oysa 2000'de ilk defa göreve geldiğinde başkan bir kurtarıcı olarak görülmüştü. Wade 40 yıllık sosyalist rejime son vermiş, bu başarısı 2007'de yeniden seçilmesini sağlamıştı. Başkanlığının ikinci döneminde ise Wade protestoların hedefi oldu. 2009'da hiçbir siyasi deneyimi olmayan oğlunu bakanlığa atadı. Akrabalarını başkanın bu şekilde kayırması muhalefeti ve halkı ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcı Yusun Dur tepki olarak 2012'deki seçimlere adaylığını koydu. Şarkıcı vatandaşlarının haklarını ancak bu şekilde savunacağını düşünüyor. Başkanınsa ne yapacağı büyük merak konusu.